Merhaba, ben Nurettin Boran. Sizlere boru kaynaklarında kullanılan kaynak pozisyonlarından bahsedeceğim. Diğer bir kaynak pozisyonu da PF kaynak pozisyonu. PF kaynak pozisyonu normalde borularda yoktur. Fakat buradaki parça boylamasına yerleştirildiği için, boylamasına kaynak yapıldığı için, alın alına kaynak yapıldığı için burada levhaların kaynağı statüsünde değerlendirilir, PF olarak ifade edilir. Aşağıdan başlayıp yukarı doğru yaptığımız kaynaklar PF kaynak pozisyonudur. Eğer yukarıdan başlayıp aşağı doğru iniyorsak PG kaynak pozisyonu olarak ifade edilir. Fakat burada önemli bir nokta var. Tekrar vurguluyorum. Her ikisi de boylamasına kaynaktır. Bu önemli bir noktadır. Boylamasına kaynaklarda alın alına kaynak Butt-Weld BW olarak sembol olarak belirtilir. Boru sabit konumdadır. Torç ise kaynak hızında ilerleyerek, yukarı doğru ilerleyerek boylamasına kaynak işlemi gerçekleştirilir. PG pozisyonunda yine alın alına kaynak, Butt-Weld, boru sabit, torç kaynak hızında aşağı doğru ilerleyerek boylamasına kaynak işlemi gerçekleştirilir. Eğer parçamızı yatay konumda yerleştirdiysek, yatay konumdayken alt kısmından başlayıp yukarı doğru çıkıyorsak buradaki kaynak pozisyonunun adı PF değil PH olarak ifade edilir. Bu önemli bir noktadır. Çevresel kaynaklarında aşağıdan başlayıp yukarı doğru kaynak yapıyorsak burada PH olarak ifade edilir. Ama boru boylamasına duruyorsa ve boylamasına kaynak düz olarak yukarı doğru kaynak çekiyorsak PF olarak ifade edilir. PF kaynak pozisyonuyla PH kaynak pozisyonu arasındaki en önemli fark budur. Eski standartta TSIN ISO 6947 standartında eskilerinde her ikisi de PF pozisyonu olarak değerlendiriliyordu. Fakat son çıkan standartlarda bu değiştirilmiştir. Aşağıdan başlayıp borunun çevresinde yapılan kaynaklar PH olarak ifade edilir. Eğer biz yukarıdan başlayıp aşağı doğru çevresel olarak aşağı doğru iniyorsak buradaki kaynak pozisyonunun ismi ise PJ olarak belirtilir. Burada eğer alın alına birleştiriliyorsa ve boylamasına yukarıdan aşağı iniliyorsa burada PG ama borunun çevresinden dönerek aşağı doğru yukarıdan başlayıp aşağı doğru kaynak yapılıyorsa PJ olarak belirtilir. Şimdiki standarttaki en önemli farklardan bir tanesi budur. Bunun bir benzeri de köşe kaynağı için belirtirsek alt kısmından başlıyoruz. Yukarı doğru çevresini dönerek çevresel kaynak işlemini gerçekleştiriyoruz. Çevresel kaynak işlemini gerçekleştirdiğimizde aşağıdan başlayıp yukarı doğru çevresel kaynak işlemini gerçekleştirdiğimizde pH olarak ifade edilir. Fakat bu borudan farkı ise, bu birleştirme tarzından farkı ise Filtweld FW olarak, köşe kaynağı olarak ifade edilir. Eğer biz yukarıdan başlayıp aşağı doğru iniyorsak buradaki kaynak pozisyonun adı çevresel yaptığımız, köşeden çevresel yaptığımız kaynak pozisyonun adı ise PJ olarak belirtilir. Diğer bir kaynak pozisyonu ise PK. Eski standartlarda bu yoktu. Buradaki fark ise parça 360 derece dönmüyor. Sabit kalıyor. Sadece torç parçanın etrafında 360 derece dönerek kaynak işlemi gerçekleştiriyor. Burada borumuz sabit, torç 360 derece dönüyor. Burada da çevresel bir kaynak yapıyoruz. Bu kaynak yöntemi çoğunlukla otomasyon sistemlerinde kullanılır. Örneğin plazma kaynağında eğer kenetli birleştirme şeklinde bir birleştirme varsa parçanın etrafında 360 derece torç dönerek robotlarla yapılan programlarla 360 derece torç dönerek kaynak işlemi gerçekleştirilir. Bu bildiğimiz bir çok yaygın bilinen bir kaynak pozisyonu değildir. Yeni bir kaynak pozisyonu olarak ifade edilmiştir. Aynı şekilde köşe kaynaklarında da eğer torcumuz 360 derece
dönüyorsa, parçamız sabitse ve köşe kaynağı yapıyorsak, burada da PK kaynak pozisyonu olarak ifade edilir. PK kaynak pozisyonu olarak ifade edilir. Arasındaki fark nedir? Burada parçayı alın alına birleştiriyoruz. Çevresel kaynak yapıyoruz. Ve butt welds, BW olarak belirtiyoruz. Sembol olarak birleştirme tipi açısından, kaynaklı birleştirme tipi açısından. Köşe kaynağında ise fillet weld olarak ifade ediyoruz. Her ikisinde de, buradaki gördüğümüz her iki PK kaynak pozisyonunda da, çevresel kaynak pozisyonunda da, her iki parçanın da sabit, torçların ise 360 derece çevresinde dönmesiyle gerçekleştiriliyor. Şimdi bunların bir parçalar üzerinde örneklerini gösterelim. Örneğin buradaki PF kaynak pozisyonunda parçamız düşey konumda yerleştiriliyor. Parça yani borumuz sabit. Aşağıdan başlıyoruz, yukarı doğru kaynak işlemini gerçekleştiriyoruz. Buna PF olarak ifade ediyoruz. Eğer biz kaynağı yukarıdan başladıysak, yukarıdan aşağı doğru indiğimiz takdirde, aşağıda kaynağı bitiriyorsak, aşağı doğru ilerliyorsak, PG kaynak pozisyonu olarak ifade edilir. PH pozisyonuna baktığımız zaman parçanın, gördüğünüz gibi aşağıdan kaynak işlemine başlıyoruz. Boru sabit, torç kaynak ilerleme hızında ilerleyerek tam tepe noktasına geliyoruz. Kaynak işlemini tamamlıyoruz. Diğer yarısını da parçanın diğer tarafından başlayarak yine alttan başlıyoruz. Diğer yarısını da, dairenin yarısını da, borunun çevresel diğer parçasını da, diğer kısmını da kaynak işlemini gerçekleştiriyoruz. Böylece çevresel kaynaklarda pH pozisyonunda iki aşamada kaynak işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir kendi olduğumuz taraftan, bir de diğer tarafa geçerek diğer taraftan kaynak işlemini gerçekleştiriyoruz. Eğer biz parçanın yatay konumlandırılmış sabit duran parçanın üzerinde torcu aşağı doğru hareket ettiriyorsak, aşağı doğru kaynak çekiyorsak, bu da PJ kaynak pozisyonu olarak ifade edilir. Yarısını tamamlıyoruz. Diğer yarısını da yine tepeden başlayıp aşağı doğru kaynak işlemini gerçekleştiriyoruz. PH ve PJ kaynak pozisyonlarında parçalarımız sabit, torç hareket ediyor. Köşe kaynağına baktığımız zaman, köşe kaynağında da parçamız levha kısmı düşey konumda konumlandırılıyor. Alt kısmından parçanın torç başlayarak kaynak işlemine geçiliyor. Kaynak işlemi tam tepe noktasında bitiriliyor. Bir yarısı bitiriliyor. Biz buna PH kaynak pozisyonu diyoruz. Diğer yarısını da tekrar altından başlayıp diğer yarısını kaynak işlemini gerçekleştirerek bitiriyoruz. Biz buna PH diyoruz. Fakat birleştirme tipi açısından, kaynak birleştirme tipi açısından baktığımız zaman fillet weld, FW olarak ifade edilir. Bu FW ifadesi veya butt weld ifadelerini kaynak şartnamesinde baktığımız zaman net bir şekilde görebiliriz. Kaynak şartnamelerinde, tüm kaynak işlemlerinde bu ifadeler kullanılır. PK kaynak pozisyonunda ise parçamız yatay konumda sabit duruyor. Herhangi bir noktasından başlıyoruz. Biz torcumuzu ilerletiyoruz. Boru sabit, 360 derece kendisi dönerek kaynak işlemini gerçekleştiriyor. Aynı şekilde köşe kaynaklarında da levhamız düşey konumda yerleştirilmiş vaziyette. Herhangi bir noktadan kaynak işlemine çoğunlukla tepe noktasından başlanır. Tepe noktasından başlıyoruz kaynak işlemine. Parçalarımız sabit. Torç 360 derece parçanın çevresinde dönerek kaynak işlemi gerçekleştiriliyor.